Merhaba arkadaşlar. Gördüğünüz üzere benim ketalımda bazı lekeler var. Lekelenmeler var daha doğrusu şöyle. Ve ben bugün bu videoyu size çaydanlığın üzerine koydum telefonumu ve onunla çekmeyi düşünüyorum. Ve içine sıcak su vardı onu döktüm. Mineralli krem. Dovelina'nın mineralli kremi. Görüyorsunuzdur. Ve onun kapağın içine çok az. Şöyle bir kaz döktüm. Ben de ilk deniyorum. Kettle'ımın dışını çizmeden yapabilirim bakalım şöyle. İçine dökünce de biraz zor oluyor ama. Şöyle bulaştırdım. Şöyle çıkaracak mı diye deneyeceğiz. Demin yemeğe su kaynatınca buhar oldu ve dışı da sıcak. Ben de ilk defa deniyorum. Şöyle her tarafını güzelce sürtüyorum. Bu sur lekelerini ben başka bir deterjanla geçiremedim. Bakalım bir Obelin'de geçecek mi? Ne denediysem geçmiyor. Şöyle her tarafını güzelce sürtüyoruz. Görülüyordur umarım. Şöyle. Biraz. Şu altına su değdirmiyorum kettle'ım. Fark ettiyseniz. Değdirirsek bozulur. Çok çabuk bozulur. Üzerlerini falan da alalım. Ve böyle şey lavabonun içine oturtmadan böyle dışını temizliyorum. Fark ettiyseniz süngerin yeşil kısmını asla kullanmadım. Çizer diye. Güzel çıkarıyor. Ve şöyle daha önceden dediğim gibi birçok deterjan kullandığım için çizilmeler de oldu kullanım dışında. Ve çelik en ufak lekeyi gösteriyor. Su lekesi dahi olsa gösteriyor. Ve şöyle. İsterseniz biz bunu kurulayalım. Ama biz sadece lekesini çıktığını size göstermek adına şu tarafından da şöyle kuruluyorum. Şöyle. İnşallah görebilmişsinizdir. Şurada birazcık kalmış. Gönlünün yanında. Şöyle. Lavanın içine yapayım da size verin. Orayı sürtmedik galiba. Unuttum. Oralarda da sürtüyorum ama diğer taraflar güzel geçti. Şurayı da biraz. Burası geçmiyor. Buraya sulandırmış olduğum yakir. Bu çıkardı. Yakir çıkarıyor. Şöyle. Bunu tekrar duruluyorum. Ben de ilk defa denedim. Emin olabilirsiniz. Sizlerle beraber denedim. Ve şöyle kurutuyorum. Şöyle görülmüştür umarım. Lekelerin çıktığını. İşte bu Bio Belinda farkı. Daha önce hiçbir deterjan çıkaramamıştı ve kettle'ın su lekesi dahi kalmadı. Teşekkürler Bio Belinda.